Türkiye sadece Cumhuriyet tarihinin değil belki de Anadolu'ya geldiği günden bu yana en kritik adımlarından birini atmaya hazırlanıyor. Farklı isimler, farklı zamanlarda ve farklı mekanlarda önemli açıklamalar yapıyor. Satır aralarını iyi takip edebilenler son dönemlerde nükleer kelimesini bir hayli fazla duyduklarının farkında. Aslında nükleer meselesi Ankara için yeni ve çok zorlu bir meydan okuma. Bu konudaki son gelişme Türk Deniz Kuvvetleri'nin nükleer bir denizaltını yapabilmek için çalışmalara başladığını duyurması oldu. Evet, Türkiye kendi imkanlarıyla bir nükleer denizaltı yapmak istiyor. Projenin ismi de Nükden olarak lanse edildi. Peki ama nükleer denizaltı neden bu kadar kritik? Onu diğerlerinden farklı kılan ne? Daha da önemlisi, Türkiye kendi başına nükleer bir denizaltı inşa edebilir mi? Tüm bu sorulara ve daha fazlasına cevap bulacağınız yeni bölümümüz başlıyor. Son dönemlerde Türk savunma sanayi için duyduğumuz en kritik gelişmeler nedense deniz kuvvetlerinde yoğunlaşmaya başladı. Biz mi algıda seçicilik yapıyoruz yoksa gerçekten de mavi vatan için tarihi bir dönemden mi geçiyoruz bilemiyoruz. Ancak bildiğimiz tek şey Türk donanmasının yaptığı son açıklamanın önümüzdeki yıllar boyunca gündemdeki yerini hiç ama hiç kaybetmeyeceği gerçeği. Aslında ilk işaret fişeği Türk donanmasının bir numaralı isminden geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu, reis sınıfı denizaltılardan sonra nükleer tahrikli denizaltılar gelişmek için kolları sıvadıklarını duyurdu. Türkiye ilk kez böylesine üst düzey bir ismin ağzından nükleer denizaltı kelimelerinin döküldüğüne şahit oldu. Ardından bu açıklamayı iyice ete kemiğe büründüren bir gelişme daha yaşandı. 12. Deniz Sistemleri Seminerinde Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz katılımcılara bir sunum yaptı. Slide'ın sonu Nükden isimli projeye ayrılmıştı. Nükleer denizaltının kısaltılmışı olan Nükden sayfasında konuklara Türkiye'nin neden böyle bir projeye sahip olması gerektiğine dair bazı notlar aktarıldı. Nükden için olan kısımda sadece 3 madde vardı. İlk sırada yer alan madde aslında meselenin en özüydü. Bu nedenle doğrudan okuyarak size aktarmak istiyoruz. Ülkemizin güvenliği, caydırıcılığı, yetki ve ilgi sahalarıyla bu sahalarda icra edilmesi gereken faaliyetler, milli uçak gemimizin bulunacağı görev gruplarına verilmesi gereken destek dikkate alındığında nükleer denizaltıya sahip olmak bir zorunluluktur. Türkiye geldiği nokta itibariyle nükleer bir denizaltıya sahip olmayı ihtiyaç değil, zorunluluk olarak görüyordu. İkinci madde, nükleer denizaltı teknolojileri konusunda kurumsal farkındalığın yüksek tutulması maksadıyla çalışmalar yapıldığı, planlamaların devam ettiğini anlatıyordu. Üçüncü ve son madde ise Milli Denizaltı Projesi'nin hemen ardından nükleer denizaltı projesinin hayata geçirilmesi maksadıyla konuyla ilgili tüm milli güç unsurlarının birlikte çalışacağını vurguluyordu. Aslında bu tek slide Türkiye için çok zorlu bir proje, milyar dolar seviyesinde maliyet. Yıllarca sürecek bir iş ama nihayetinde Ankara'yı bambaşka bir lige yükseltecek kazanım anlamına geliyordu. Nükleer denizaltı konusu elbette son derece teknik bir alan. Biz elimizden geldiğince sadeleştirerek temel bir çerçeve çizmek istiyoruz. Nükleer denizaltıları taşıdığı silahlara göre sınıflandırılıyor ve 3 gruba ayrılıyor. İlk sırada balistik füze fırlatabilen denizaltı grubu var. Kısaca SSBN olarak biliniyor. Dikey fırlatma sistemlerine sahipler. Genellikle kıtalar arası balistik füzeleri taşıdıkları için bu denizaltıların gövde çapları hem daha geniş hem de daha uzun. İkinci sırada seyir füzesi atabilen denizaltılar geliyor. Bunlara da kısaca SSGN deniyor. Taşıdıkları seyir füzelerini hem dikey fırlatma sistemlerinden hem de torpido tüplerinden ateşleyebiliyorlar. Bu tip denizaltılar hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıklı füze taşımalarıyla öne çıkıyor. Üçüncü ve son sınıfımızda ise SSN, yani nükleer saldırı denizaltıları var. En temel görevleri düşmanın denizaltılarını ve su üstü gemilerini imha etmek. Safkan bir saldırı aracı oldukları için diğerlerine oranla daha fazla sayıda torpido taşıyabiliyorlar. Ama bu gemiler torpido tüplerinden konvansiyonel başlıklı seyir füzesi de ateşleyebiliyor. Bu noktada bir parantez açalım ve Türkiye hangi tipte denizaltı yapmak istiyor sorusunun peşinden gidelim. Aslında elimizdeki bilgilerle buna net bir cevap verebilmek çok zor. Ancak bazı ipuçları da yok değil. Aslında savunma sanayi çevrelerinde balistik füze denizaltıları yapabilmek, nükleer denizaltıdan daha zor kabul ediliyor.
Türkiye ise balistik füze çalışmalarında hızla ilerliyor. Gezgin isimli milli füzenin üzerindeki gizem örtüsü hala kalkmadı. Ancak açıklamalar projenin çok iyi bir noktaya doğru evrildiğine işaret ediyor. Geçtiğimiz günlerde Gezgin'le ilgili yoğun gündemde kaybolup giden önemli bir gelişme daha yaşandı. Kısaca DATA olarak bilinen denizaltı test altyapısı sisteminden Gezgin füzesinin kütle eşdeğer atışları denendi. Bu test bize önemli bir şey gösteriyor. Demek ki Gezgin füzesi de kapsüllü atmaca füzesinde olduğu gibi denizaltıdan ateşlenebilecek. Bu noktada karşımıza farklı bir soru daha çıkıyor. Türkiye seyir füzesi ve torpido ateşleyebilmek için neden nükleer tahrikli bir denizaltıya ihtiyaç duyuyor? Elbette Ankara'nın planları sadece torpido ya da seyir füzesini denizin altından atabilme üzerine kurulu değil. Nükleer denizaltılar sahip oldukları reaktörler sayesinde sınırsız bir menzile sahip. Bir kere dalışa geçtiler mi aylarca satıh yüzü görmeden seyir yapabiliyorlar. Yeter ki personelin ihtiyaçları karşılansın, yeter ki personelin psikolojisi aylarca su altında görev yapmayı kaldırsın. Konvansiyonel denizaltı gemileri en fazla 2 ya da 3 ay denizde kalabilirken, nükleer denizaltılar tek seferde 5-6 ay suyun altında durabiliyor. Nükleer denizaltılar aslında mavi donanma olarak adlandırılan ülkeler için hayati önemde. Ki mavi donanma ülkeleri bildiğiniz gibi okyanuslarda farklı görevler icra edebilen ülkeler için kullanılıyor. Nükleer denizaltılar klasik denizaltılara oranla daha sesli çalışıyor, bu bir gerçek. Bütün gizemin sessizlik üzerine kurulduğu su altı dünyasında bu durum dezavantaj yaratıyor. Ancak bu platformların su altında kalış süreleri, yüksek hızla gidebilmeleri, ani manevralar yapabilmeleri ve nihayetinde daha fazla silah yükü taşıyabilmeleri akla ilk gelen avantajların küçük bir kısmını oluşturuyor. Ama nükleerin asıl güçlerinden biri onun rövanş silahı olarak kullanılabilmesi. Bu durumu kabaca şöyle izah edelim. Bir ülkeyle savaşa girdiniz ve düşmanınız sizin en stratejik noktalarınızı vurdu. Belki de ülkenizin en önemli bölgelerinden birine nükleer bomba attı. Bu durumda yapabileceğiniz tek şey nükleer denizaltınızla yanıt verebilmek ve belki de düşmanınıza denizden ateşleyeceğiniz nükleer bir bombayı yollamak. İşte bu nedenle nükleer denizaltı dünyanın en stratejik platformlarından biri kabul ediliyor. Ülkeler böyle bir kabiliyete kavuşabilmek için bu denizaltıya sahip olmak istiyor. Ya da bu teknolojiyi elinde bulunduran sayılı ülkeler belki de bu nedenle başka ülkelerle işbirliği yapmak, bildiklerini paylaşmak istemiyor. Peki Türkiye kendi nükleer denizaltısını yapabilir mi? Milyarlarca dolar değerindeki bu sorunun yanıtı da bir aylı çetrefilli. Önce elimizde neler var ona bakalım. Geçmiş içeriklerimizde Türkiye'nin denizaltı kabiliyetine değinmiş ve reis sınıfı denizaltıların %80 yerlilik oranıyla geliştirildiğini anlatmıştık. Ülkemiz denizaltı inşası konusunda bir aile tecrübeli. Ancak gelinen noktada belli ki sadece inşa eden bir ülke olmak artık Türkiye'ye yeterli gelmiyor. Kendi denizaltı gemisini tasarlayan ve inşa eden bir güç olabilmenin planlarını yapıyor. Ankara önce MİLDEN isimli projeyle tamamen yerli tasarım milli bir denizaltı geliştirmeyi planlıyor. Yeri gelmişken MİLDEN'in tek denizaltı projesi olmadığını da hatırlatalım. STM firması da STM-500 ismini verdiği sahil tipi bir denizaltı geliştiriyor. STM-500 için MİLDEN'in küçük kardeşi demek yanlış olmaz. MİLDEN ve STM-500 projeleri tamamlandığında yerlilik oranının %100'e yaklaşması hedefleniyor. İşte burada meselenin bam teli de ortaya çıkıyor. Çünkü Türkiye bu projelerle denizaltı tasarlayabilme kabiliyetini kazanmak istiyor. Dünya genelinde denizaltı tasarlayıp üreten ülke sayısı iki elin parmaklarını ancak geçiyor. Fikri mülkiyet haklarına tamamen sahip olduğumuz bir denizaltı tasarımıyla Türkiye'nin pazarda yeni ve güçlü bir oyuncu olacağı konuşuluyor. Ankara'nın iyi ilişkilere sahip olduğu ülkelere denizaltı satmasının önünde hiçbir engel yok. İhracat potansiyelini bir kenara bırakalım. Fikri mülkiyetine sahip olduğumuz bir denizaltı, ambargolardan etkilenmemek demek. Ki bu bile başlı başına son derece kritik bir kazanım. Videonun başında da söylediğimiz üzere Türkiye, nükleer denizaltı hedefiyle Cumhuriyet tarihinin en büyük meydan okumalarından birini yapıyor. Bu iş için önümüzde her biri diğerinden daha zorlu yokuşlar var. Nükleer denizaltı üretebilmemizin önündeki en büyük engel nükleer reaktörümüzün olmaması. Dolayısıyla bu konuda son derece tecrübesiz durumdayız. Faal bir nükleer denizaltı reaktörünü
kontrol sistemini bilmiyoruz. Bu tür gemilerin bakım, onarım, idame şartlarına dair detaylara vakıf değiliz. Nükleer denizaltıda görev alabilecek nitelikli personelimizin olup olmadığında net değil. Ama bunların hepsi zaten bir şekilde zaman içerisinde edinmemiz gereken tecrübeler. Yolu gidebilmek için önce yola çıkmamız gerekiyor. Ki Türkiye hedefini belirleyerek aslında yolun ilk ama belki de en önemli adımlarından birini atıyor. Konu nükleer olunca Akkuyu'da nükleer santral yapıyoruz. Oradan öğrendiklerimiz yeterli değil mi diye düşünebilirsiniz. Bir denizaltının içine sığacak kadar kompakt bir reaktör yapmakla bir nükleer santrali besleyecek reaktörü inşa etmek arasında ciddi fark var. Kompakt bir reaktör tasarlamak gerçekten de çok zor bir mesele. Ama iş tasarlayıp üretime geçmekle de bitmiyor. Nükleer reaktörlerin düzenli bir şekilde soğutulması gerekiyor. Bunun için en yaygın kullanılan yöntem pompa kullanmak. Deniz suyunun doğal çevriminden faydalanmak da bir çözüm. Günümüz modern denizaltıları bu iki soğutma sistemini de kullanıyor. Bir denizaltının ister nükleer, isterse dizel elektrik olsun en büyük silahı sessizliği. Haliyle soğutma sisteminin sessiz bir biçimde çalışması gerekiyor. Sadece bu da değil. Nükleer denizaltıda başınıza gelmesini isteyeceğiniz en son şey reaktör arızasıdır. Böyle bir acil durumda reaktörlerin otomatik kapanabilen ve yedek sistemlere geçebilen bir yapıda olması şart. Sözü açılmışken mürettebattan bahsetmemek olmaz. Nükleer denizaltılar son derece yüksek eğitimli personele ihtiyaç duyar. Nükleer reaktörü çalıştırmak ve idame ettirebilmek başlı başına bir uzmanlık alanı. Ayrıca acil durumda prosedürleri saniyeler içinde harfiyen uygulayacak ve en zorlu anlarda dahi doğru tepkileri verebilecek bir ekip oluşturmanız gerekiyor. Yapım aşamasındaki zorluklar aslında kendi içinde başka bir soruyu daha beraberinde getiriyor. Nükleer reaktörü kendimiz yapmadan nükleer bir denizaltıya sahip olabilir miyiz? Sonda söyleyeceğimizi başta açıklayalım. Evet. Bu yolu izleyebiliriz. Bu noktada ilk akla gelen şey teknoloji transferi. İkinci ihtimalse kendini kanıtlamış bir nükleer reaktörü satın almak. Nükleer reaktör satın alma meselesi ilginç. Biraz detaylandırıp öyle devam edelim. Elimizde bununla ilgili iki güncel örnek var. Birincisi AUKUS. Avustralya'nın uzun zamandır Collins sınıfı dizel elektrik denizaltıları ile sorun yaşadığı biliniyor. Pasifik Okyanusu'nda artan Çin tehdidi nedeniyle denizaltılar Avustralya için hayati önem taşıyor. Amerika ve İngiltere çözüm olarak Avustralya'ya nükleer denizaltı önermişti. Hatırlayanlar olacaktır. Fransa buna çok büyük bir tepki vermişti. Çünkü Avustralya'ya ilk planlamaya göre onlar denizaltı satacaktı. Paris bu satıştan yaklaşık 90 milyar dolar kazanacaktı ama olmadı. Yakın zamana kadar AUKUS'un yol haritası belli değildi. Ama bugün itibariyle Avustralya ve İngiltere'nin birlikte çalışacağını biliyoruz. İki ülke toplam 5 denizaltı inşa edecek. Bununla da yetinilmeyecek. Avustralya 3 adet Virginia sınıfı denizaltıyı da Amerika'dan hazır olarak satın alacak. İkinci örneğimiz ise Brezilya'dan. Brezilya ve Fransa 6 adet denizaltının inşası için anlaştı. İki ülkenin birlikte hayata geçireceği denizaltıların 6.'sı bir aile özel. Çünkü diğerlerinin aksine bu denizaltının nükleer tahrikli olması planlanıyor. Brezilya dünyanın en büyük uranyum tedarikçilerinden biri ve sadece büyük uranyum rezervleriyle öne çıkmıyor. Ülkede bir aylık yüksek miktarda toryum rezervi de var. Fransa ve Brezilya'nın geliştireceği nükleer denizaltının yakıt olarak toryum kullanacağı konuşuluyor. Burada küçük bir bilgi daha paylaşalım. Bilindiği üzere Hindistan iki kez Rusya'dan nükleer denizaltı kiraladı. Bunu nasıl ve ne karşılığında yaptı, sonucunda nasıl bir kazanım elde etti soruları dikkate değer. Şimdi gelelim madalyonun Türkiye tarafına. Az önce Türkiye başka bir ülkeden nükleer reaktör alabilir mi diye sormuştuk. Nükleer denizaltılar son derece stratejik silahlar. O nedenle üretici ülkeler ince eleyip sık dokuyor. Yalnızca üst düzey müttefikleriyle bilgi paylaşıyor. Bu nedenle Türkiye'nin nükleer denizaltılar konusunda yapacağı işbirliği uzun zamanlı stratejik bir bağımlılığı da beraberinde getirecek. Mesele sadece stratejik bağımlılıkla da bitmiyor. Türkiye, kısa ismi NPT olan nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının altına imza atan ülkelerden. NPT anlaşması nükleer enerjinin askeri amaçlarla kullanılmasını kısıtlıyor. Nükleer reaktöre sahip denizaltılar aslında anlaşmanın kapsamı dışında kalıyor. Yine de nükleer denizaltılar gri alanda kabul ediliyor. Meseleye buradan bakınca Türkiye'nin nükleer tahrikli denizaltı geliştireceğiz açıklaması Ankara nükleer silah mı geliştirmek istiyor sorusunu beraberinde getiriyor. Bu durumun Türkiye ile reaktör teknolojisi paylaşmak isteyen ülkeleri zora sokabileceği düşünülüyor.
Tabii böylesine zorlu projelerin bir de mali yönü var. Nükleer denizaltıları inşa etmekte, onları emekliye ayırmakta son derece maliyetli. İşin para kısmını somut örnekler üzerinden aktaralım. İlk durağımız Büyük Britanya. İngiltere, Astute programına 1986 yılında başladı. İşin ete kemiğe bürünmesi ise 2000'li yılları buldu. Programda gecikme üzerine gecikme yaşandı. İngiliz Savunma Bakanlığı, 2023 yılında Astute projesi için 11 milyar sterlin tutarında paranın harcandığını açıkladı. Başlangıçta her bir geminin maliyeti 1.65 milyar sterlin olacağı hesaplanmıştı. Son 4 gemi 1.2 milyar sterlin ile 1.5 milyar sterlin arasında fiyat etiketine sahip. Avrupa'da işçiliğin ve maliyetlerin yüksek olduğunu düşünebilirsiniz. Rusya Federasyonu'nda da işler çok farklı değil. Ruslar ilk Yasen sınıfı denizaltıyı 1.6 milyar dolara üretebildi. Sonraki denizaltıların maliyeti nispeten daha düşüktü. İkinci gemi 725 milyon dolara hayata geçti. Sonraki gemilerinde 700 milyon dolara mal olduğu tahmin ediliyor. Örnek verdiğimiz ülkeler bu denizaltılar için sıfırdan nükleer denizaltı tasarlamak zorunda değildi. Eldeki imkanları düşündüğümüzde Türkiye'nin inşa edeceği denizaltının düşük maliyete sahip olmasını beklemek gerçeklikten son derece uzak bir yaklaşım olur. Onca zorluğun üstesinden geldiniz. Milyar dolar seviyesinde para harcadınız ve nükleer denizaltınızı inşa ettiniz. Sorunlar bitti. Artık gerisi çok kolay diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Elbette her şeyde olduğu gibi denizaltılarında bir son kullanım tarihi var. Örneğin nükleer denizaltıların ortalama hizmet ömrü yaklaşık 35 yıl. Bir süre sonunda emekli edilmeleri gerekiyor. İşte bu sefer de karşımıza bambaşka bir sorun çıkıyor. Nükleer denizaltıları emekli etme işlemi son derece çetrefilli. Önce nükleer yakıt denizaltıdan uzaklaştırılıyor. Sonra nükleer reaktörün denizaltıdan itinayla sökülmesi gerekiyor. İş bununla da bitmiyor. Nükleer reaktörün dünyanın ücra bir köşesine götürülüp bırakılması veya gömülmesi gerekiyor. Nükleer reaktör söküldükten sonra denizaltı gövdesi düşük miktarda radyoaktivite içerdiği için radyoaktif atık olarak değerlendiriliyor ve geri dönüştürülemiyor. Genellikle ücra köşelerde çürümeye terk ediliyor. Denizaltıların usulüne uygun bir şekilde imha edilmesi çok ciddi paralara mal oluyor. Türkiye eğer nükleer denizaltı geliştirilirse günün birinde onu emekli etmek için de büyük bir emek harcamak zorunda. Nükleer denizaltı tasarlamak ve inşa etmek neresinden bakılırsa bakılsın büyük bir meydan okuma. Bu nedenle de ciddi bir kararlılık gerektiriyor. Meselenin hem teknik zorlukları hem de mali yükü hem de politik boyutu var. Türkiye'nin yapacağı bu hamlenin dengeleri değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu noktada nükleer beşli dediğimiz Amerika, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'nin yaklaşımı kadar bölgedeki aktörlerin bunu nasıl algılayacağı da büyük önem arz ediyor. Videomuzun sonuna gelirken küçük bir detayı daha aktarmadan geçmeyelim. Bildiğiniz üzere Türkiye kendi uçak gemisini yapabilmek için de çalışmalara başladı. Uçak gemilerinin en büyük düşmanının denizaltılar olduğu sır değil. Bu nedenle uçak gemisi gruplarını bir adet nükleer denizaltı koruyor. Peki uçak gemisi gruplarını dizel elektrikli denizaltılar koruyamaz mı? Uçak gemileri uçakların güvenle kalkış yapabilmesi için saatte 30 deniz mili gibi hızlarla seyretmek zorunda. Dizel elektrikli denizaltılar bu hızlara çıkamıyorlar. Yüksek hızlara çıkamadıkları gibi uzun süre maksimum süratte seyahat etmek bataryalarını kısa sürede bitiriyor. Bu durumda bataryaları şarj edebilmek için yüzeye çıkmaları ya da şnorkel yapmaları gerekiyor. Yani uçak gemisini refakat için elinizde nükleer tahrikli bir denizaltı olması gerekiyor. İşte tüm bunları alt alta koyunca aslında Türkiye'nin modüler nükleer reaktör, uçak gemisi, nükleer denizaltı gibi projelerle büyük resmi eksiksiz tamamlayabilmek için ortaya bir yol haritası koyduğu anlaşılıyor. Türkiye son yıllarda donanmasından attığı adımlarla adından söz ettiriyor. Yeni inşa edilen gemiler, devam eden denizaltı projeleri, modernizasyon hamleleri, son derece sofistike füzeler, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen alt ve üst sistemler. Ülkemiz küresel bir donanma gücü olmaya doğru emin adımlarla ilerliyor. Türkiye'nin nükleer denizaltı hedefine biraz da bu gözle bakmak gerekiyor. Nükleer denizaltı işin görünen tarafı. Buzdağının görünmeyen kısmında çok büyük bir irade ve güç gösterim isteği var. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Türkiye nükleer denizaltı inşa edebilir mi? Sizce hangi ülke ya da ülkeler bize bu zorlu yolculuğumuzda destek olur? Nükleer denizaltıya sahip bir Türkiye'de neler değişir? Lütfen bu konudaki bilgilerinizi de, yorumlarınızı da bize yazın, üzerine konuşalım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer hala değilseniz hemen şimdi abone ol butonuna tıklayın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.